Merhaba arkadaşlar. En son dersimizi hatırlarsanız Petikon'u görmüştük ve katı tasarıma bir giriş yapmıştık. Bugün size Draft, Field, Pet ve Multipet ikonlarını anlatmaya çalışacağım. Evet, aslına bakarsanız bunlar da Pet ikonu gibi aynı şekilde katı yapıyor. Fakat farklı burada işte konular var, açılar verebiliyoruz, farklı radius değerleri tanımlayabiliyoruz veya birkaç tane katıyı aynı anda yapabiliyoruz. Şimdi işin detayına girmiş olalım ve bir sketch çizelim arkadaşlar. XY plane'i tıklıyorum, sketch ortamına giriyorum. Artık sketch'i tanıdınız diye umuyorum, sketch'te bir şeyler yapabildiğinizi düşünüyorum. O sebeple hani yaptıklarım size yabancı gelmeyecektir. Evet, öncelikle bir kare çizeceğim. Merkezi burası olsun arkadaşlar. Şöyle bir kare çizmiş olayım. Bunu ölçülendirmek size kalmış. Bizim hatırlarsanız bir otomatik constraints olayımız var değil mi? Onunla isterseniz hemen bir ölçülendirme yapalım. Okey diyelim. Evet, gördüğünüz gibi yeşil yaptık çizgilerimizi. Evet. Buradan çıkıyorum, sketch'ten çıkıyorum arkadaşlar. Buna bir kalınlık verelim beraber. 50 milim diyelim. Okey diyorum. Buraya kadar herhangi bir problem yoktur umarım. Tekrardan bir sketch çizeceğim şimdi. Şöyle ki yine üzerine tıklıyorum. Yani bu katının üzerine bir şeyler yapmak için bakın arkadaşlar sketch'e tıklıyorum. Ve katının üzerindeki plane'i seçiyorum. Evet. Tekrardan sketch ortamına geldim. Evet, bunun üzerine şöyle bir katı çizelim. Bunu da yine otomatik constraints ile ölçülendirelim. Evet. Tekrar çıkıyorum buradan. Tekrardan bu çizmiş olduğum skece kalınlık veriyorum. Ne yapalım? 50 olsun bu da. Evet. Hatta bunu bu şekilde yapmayalım da komutu anlatacağımız için komutla yapalım. Şimdi Draft Field Pet'i seçiyorum arkadaşlar. Bakın daha önce burası aktif değildi. Katı çizince ve sketch çizince aktif oldu. Ben bu ikona tıklıyorum arkadaşlar. İkona tıkladım. Sketch çizmiş olduğum sketch'i seçtim sol ile. Evet. Seçtiğimde arkadaşlar bu şekilde bir menü geldi karşımıza. Bu nedir? Öncelikle yapmam gereken yüksekliği yani şu kesik kesik gördüğünüz kavun içi çizgiyi buradan tanımlayabiliyorum. Bu 40 olabilir, 50 olabilir. Tamamen size kalmış. Burada bir limit vermemi istiyor second limit kısmında. Ben katının düzlemini tanımlayacağım. Evet, okey dedim. Açı olarak ben 10 derece vermek istiyorum arkadaşlar. Açı nedir? Şimdi preview dediğimde bakın arkadaşlar bu şekilde katıyı oluşturuyor. Okey daha demedim. Sadece görmek için preview diyebiliyorsunuz. Burada şimdi first limit ve second limit olayımız var. Nedir bu? Şimdi second limit derseniz ve preview derseniz arkadaşlar çizmiş olduğumuz konturu alt kontur olarak yani şurası olarak kabul eder. İçe doğru bir açı verme işlemi yapar. Radüsleri de ona göre kırar. Eğer first limit derseniz preview derseniz çizmiş olduğumuz skeci üst kısım olarak bakın sınırlara zaten baktığınızda üst kısma eşdeğer olduğunu göreceksiniz. Üst kısım olarak kabul eder çizmiş olduğumuz skeci ve dışa doğru açı vererek ve radius kırarak katı oluşturur arkadaşlar. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Yani işin özeti skeci ilk kısımda alt kontur kabul ediyor. İkinci kısımda da üst kontur kabul ediyor. Çizmiş olduğumuz skeci. Bütün olay bundan ibaret. İçe veya dışa olduğunu düşünün. Evet. Şimdi burada birkaç tane radius olayımız var. Bakın ürün ağacına baktığınızda aslına bakarsanız 4 tane komutu tek komutla yapan bir menü bu. Yani mesela Draft Field Pet Definition menüsüne girdiğinizde 4 tane farklı komutu aynı anda yapabiliyorsunuz. Burada draftı menülerimiz içinde var sağda. Göreceğiz ilerleyen derslerimizde.
Fillet ikonunu da göreceğiz. Yine menülerimiz içinde var. Bunlar ayrı ayrı aslında menüler. Fakat dördünü birden bir kere yapmak istiyorsanız bu komutu, bu menüyü kullanabiliyorsunuz. Bakın şimdi Radius'larla biraz değiştirme işlemi yapalım. Şöyle ki şu Radius'um 10 olsun. Hani olayı görmeniz açısından Radius'ları farklı kırıyorum. Bu 15 derece olsun mesela. Preview dediğimde arkadaşlar, bakın 15 dediğimiz radius şu alt kısım, buraya atılan radius. 10 dediğim kısım şu üst taraftaki radius. Peki 5 nedir? 5 de şu dikey kenarlardaki radiuslar arkadaşlar. İsterseniz o dikey kenarları da değiştirelim, 10 yapalım. Bakın buranın büyüdüğünü göreceksiniz, değil mi? Evet, ben okey dediğimde işlem tamamlanmış oluyor. Böyle bu şekilde hem açılı hem radiuslu bir katı oluşturmak isterseniz bu menüyü kullanabilirsiniz. Gayet şık ve güzel bir menü. Ara ara buna girebilirsiniz. Bu şekilde çizim yapabilirsiniz. Dediğim gibi farklı menülerde tekrar sizi de göreceğiz. Evet. Okey diyorum ve olayı bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Bu menü inşallah anlaşılmıştır. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi sizde multipad ikonunu görelim. Burada ne iş yapıyoruz acaba biz? Ben öncelikle bu arada Draft Angel çizerken ben 4 tane ürün ağacına attığını söylemiştim. Bir de pedi de atıyor arkadaşlar. 5 tane aslında komutu aynı anda yapmış oluyorsunuz. O 4 dediğimiz için eksik söylemiş olduk. Bunu da pedi de atmış oldu bakın arkadaşlar. Normalde biz nereden başlayacaktık çizime? Siliyorum mesela. Pet'ten başlayacaktık. Buna açı verecektik. Radius atacaktık. Bunların hepsini bir kere de bu menü yapmış oldu. Evet, ben şimdi bunu da siliyorum arkadaşlar. En başa dönüyoruz. Evet. Şimdi multipad ikonunu görmemiz için öncelikle XY plane'de bir sketch çözmemiz gerekiyor. Hemen XY plane'e tıklıyorum. Bakın sketch'e girdim. Umarım buraları anladık. XY plane'e tıkladım. Evet. Şimdi burada sizle beraber bir katı çizelim. Sketch çizelim. Kare çizelim daha doğrusu. Bunu ölçülendirelim. Automatic Constraints ile. Okey dedik. Evet. Ölçülerimizi yukarı aldık. Yana aldık. Şimdi şuraya bir tane daha kare çizelim arkadaşlar. Şuraya bir tane çap çizelim. Şöyle. Bu şekilde. Şuraya bir tane de yine kare veya dikdörtgen çizmiş olalım. Bunları da yine ölçülendirmeye otomatik constraints de yapalım. Okey diyelim. Evet, ölçüleri dilediğiniz gibi sağa sola çekebilirsiniz. Radius değerlerini üzerine tıklayıp değiştirebilirsiniz. 30 yapalım mesela. Hani ben arkadaşlar bu çizimleri size menüyü anlatırken yapıyorum. Ben bunu daha önce de yapabilirim. Hani siz bu menüyü dinlerken bunlar da hazır olarak gelmiş olur aslında. Daha önce de ön bir çalışma yapabilirim aslında. Fakat yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü birebir sizle beraber bunları yapmak istiyorum. Nasıl yaptığımızı öğrenmenizi istiyorum. O sebeple hem anlatıyorum, hem menüyü anlatıyorum, hem de çizim yapıyorum sizle beraber. Ön hazırlık yapmıyorum o yüzden. Hani katı bu şekilde çizilir, bu şekilde yapılır manasında beraber yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi 3 tane hatta 4 tane şeklimiz var. Sketch'ten çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar multipad ikonuna ben giriyorum. Bakın girdim ikona. Sketch'e tıkladım. İsterseniz hani menüye girdikten sonra da sketch tanımlayabilirsiniz. Diyecektim ki bu şey pet gibi değil. Burada mecburen sketch'i görmek istiyor. Komutun içine girmek için sketch'e tıklıyoruz öncelikle. Evet. Şimdi bu kısımda arkadaşlar bakın 4 tane farklı konturumuz var ve bunları gördü Katya. Şimdi ben ilk konturuma bir yükseklik vereyim arkadaşlar. 50 milim olsun. Şöyle. İstersen mor kısmına tıklayıp diğer tarafa doğru da kalınlık verebilirim arkadaşlar. 10 diyeyim mesela. Bakın iki tarafa hem yukarı 50 milim hem de aşağıya 10 milim verebiliyorsunuz. Ben şimdilik bunu vermiyorum. 0 diyorum. Evet. Şimdi
İkinci kontura geldim. Bakın ikinci kontura tıkladığımda zaten mavi olarak bu yanıyor. Ve ben buradan gelip yine bu şeklime kalınlık veriyorum. 40 diyorum mesela. Bakın tek komutta bunları yapıyorum şu an. Normalde hepsi için pet ikonunu kullanmam gerekecekti. Evet, üçüncü kontura geliyorum. Üçüncü kontur olarak şöyle yapalım. Dördüncü konturumuz. Üçüncü konturumuz. Evet, üçüncü son konturumuz daire. Üçüncü kontur olarak dıştaki kontur görüyor arkadaşlar. Evet, ben buraya 10 milim kalınlık vereyim. Preview diyeyim. Son olarak şu kısmı, yani daireyi seçiyorum. Buraya da 60 milim verelim arkadaşlar. Preview diyelim. Evet. Bunu şu ok yönünde yaptık kalınlık verme olayını. Diğer tarafa yapmak istiyorsak bakın burada reverse direction var. Buna tıkladığınızda diğer tarafa doğru kalınlığı vermiş olur. Şimdi burada hatırlarsanız normal sketch vardı. Burada farklı tanımlamalar yapabiliyorduk, değil mi? Aynı aslında pet'teki gibi durum. Yani farklı yönde bu şimdi şu an çizmiş olduğumuz plane'e dik yönde uzatma yapıyor. Eğer açı vermek isterseniz bir çizgi çizip orayı tanımlayabiliyorsunuz. Yani farklı yönde direction, yani katı oluşturma olayını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an ben ona girmeyeceğim. İsterseniz siz deneyebilirsiniz. Bir gerçi çizgi çizme olayını generative shape design, yani yüzey komutları arasında göreceğiz. Onu yaptıktan, orayı gördükten sonra buraya gelip yine denemeler yapabilirsiniz. Evet. Ne yapmış olduk? Multipath ikonuyla 4 seferde, yani 4 defa pet ikonuna girerek yapacağımız işi tek seferde kalınlıklar vererek yapmış olduk. Evet, ben okey diyorum arkadaşlar. Şimdi bu katıyı çizdiniz. Peki bu katıyı yaptığınızda bu yükseltilerin değerlerini değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Multipath ya buraya gelip tıklarsanız iki defa ya da şeklin üzerine tıklarsanız tekrardan bizim menü karşımıza gelir. Yine tıkladığımızda mavi olarak bize konturları gösterir ve buraya gelip gerekli değişikliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 80 milim yaptım. Evet, isterseniz bunlarla alakalı denemeler yapın. Bu iki konuda yine pekiştirmeye çalışın. Ara ara bunları kullanırsınız tasarım yaparken. Önemli komutlar. Her zaman kullanabileceğimiz, kullandığımız komutlar. Pet olayını bu şekilde 3 ikonla tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Pocket olayına gireceğiz. Aslına bakarsanız Pet ikonunun hemen hemen aynısı. Burada tek farkı, burada katı oluşturmak yerine bir katın içinden boşaltma yapıyoruz. İşte Pocket, yine Draft Pocket, yani açılı bir şekilde boşaltma yapma. Bir de Multi Pocket, açılı bir şekilde, özür dilerim, birden fazla Pocket'ı aynı komutla yapma gibi işlemleri buradan yapabiliyoruz. Bunu söylediğim gibi bir sonraki dersimizde görelim. Evet, ben bu dersi noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.